her yerde olaylar var. Ben dedim mesela geçenlerde de, hem bizlere karşı saldırılar olacak dedim. Evet. Değil mi? Evet dediniz. Evet. Değil mi? Evet. Bu geçtiğimiz dönemde. Evet, birkaç dönem. Hem bizlere saldırılar olacak dedim, hem de çok büyük olaylar olacak dedim. Evet. Bakın bugün de mesela sel bütün her yeri kapladı. Evet. Ahir zamanın mühim olaylarındandır bunlar. Evet. Yani Mehdi devrinde depremler, sel, tsunami gibi büyük felaketler peş peşe gelecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Yani kesintisiz devam edecek diyor Mehdi'nin zuhuruna kadar. İnşallah. Yani yine devam edecek birçok olay ve hayırlı hikmetli olacaktır. Tabi evleri yıkılan, mağdur olan kardeşlerime Allah yardımcı olsun. Evet, vefat eden kardeşlerim de şehit olmuşlardır. İnşallah. Onlara da Allah'tan başsağlığı diliyorum inşallah. İnşallah. Geri kalanlara da Allah şifa ve mutluluk, huzur versin. Kalplerine ferahlık versin. Ama şu gözünden de rahat olsunlar. Bunlar ahir zamanın büyük alametleridir. Allah kendini yaklaştırmak için, kendini sevdirmek ve kendini düşündürmek için bu olayları yapıyor. Ve bu olaylar daha da devam edecek. Yani 2014'lere kadar devam edecektir. İnşallah. Kesintisiz olarak. Yani. Fakat sonunda milletin son derece mutlu olacak. Ben bunu da açık açık söylüyorum. Yani Türkistan birliği oluşacak. Gerçek sevgi yaşayacağız. Gözlerde bir kez sevgi pırıltısı olacak. Nereye baksak insanın gözlerinde sevgi göreceğiz. Nasıl bir çiçek bahçesine girdiğimizde ve canlı canlı çiçekler görürüz, içimiz açılır. Sokağa da çıktığımızda bütün insanların gözünde sevgiyi göreceğiz. Mutluluğu göreceğiz. Güveni göreceğiz.